Değerli arkadaşlar, hazırsanız başlayacağız. Biliyorsunuz 11 Şubat'ta Halkların Demokratik Partisi olarak 3. olan kongremizi büyük bir demokrasi, özgürlük, kadın özgürlüğü ve barış mücadelesiyle, şiarıyla, moraliyle gerçekleştirdik. HDP Kadın Meclisi ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 2 yıllık önümüzdeki sürecin politik perspektifini, örgütsel ve eylemsel hamlemizin tartışmalarını yürüttük Kadın Meclisimiz. Temel gündemimiz 8 Mart oldu toplantımızda. Biliyorsunuz 8 Mart 108 yıldır evrensel ve uluslararası düzeyde kutlanıyor. Fakat Türkiye'de bugüne kadar hep zorluklarla kutlandı 8 Mart. Yasaklarla, engellerle, kadınlar şiddeti göğüsleyerek, gözaltına alınmayı göğüsleyerek 8 Mart'ı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamaya çalıştık. Bu yıl Türkiye'de yaşanan gerçeklik çok daha ağır bir tablodur. Hem demokrasi, özgürlük, hukuk, adalet adına hem kadın özgürlüğü, kadın emeği ve kadının özgürlük talepleri adına da çok ağır süreçleri yaşıyoruz. Biz kongremizin demokratik direniş ruhuyla 8 Mart'ı 1 Mart'tan başlayarak 8'ine kadar her yıl olduğu gibi bir hafta kutlamalarımızı yaygın bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu yılda bu coşkuyla, bu iradeyle 8 Mart'ı HDP Kadın Meclisi olarak teşkilatlarımızın olduğu ve kadın platformlarının, kadın mücadelesinin olduğu her ilde, her ilçede hep birlikte 8 Mart'ı kutlayacağız. 1 Mart'tan başlayarak özellikle rehin tutulan, bugün hapishanelere doldurulan binlerce kadın yoldaşımız, kadın arkadaşımız var. Eş başkanlarımız var, belediye eş başkanlarımız ve hala yeni görevini devretmiş eş genel başkanımız Sefil Kemal Bey arkadaşımız göz altında. Yeni seçilen PM üyelerimiz, kadın yoldaşlarımız ve çalışan arkadaşlarımız göz altında. Bu anlamda 8 Mart bizim için çok daha önemlidir. Her türlü hukuksuzluğa, kadın cinayetleri Türkiye'de her geçen gün çok daha ağırlaşıyor. Kadın trajedisinin, kadın bedeni üzerine, kadın iradesi ve kimliği üzerinde ağır trajediler yaşanıyor. Ve bundan sorumlu olan bu şiddeti, bu cinayetleri, bu saldırıları durduracak olan hükümet yetkililerinin bu konuları meşrulaştıran tutumları, dili de Türkiye kamuoyunda vicdanları yaralayan bir durumdur. Yine çocukların yaşadığı taciz, tecavüz durumları artık bırakalım Türkiye'de demokrasinin eksikliğini, demokrasinin olmamasını, hukukun olmamasını, insani olarak sorgulamamız gereken çok ağır süreçlerden geçiyoruz. Vicdanları yaralayan çok ağır süreçleri yaşıyoruz. Bugün Türkiye gerçekten bir savaşa sürüklenmiş durumdadır yaşananlarla. Savaşa hayır demenin suç sayıldığı ve bunun için insanların gözaltına alındığı, hapishanelere alındığı, kadın emeğinin, evdeki kadının ev işçisi olarak tanımlandığı, yine kamusal alanda çalışan kadının emeğinin ucuz iş gücü olarak kullanılmaya çalışıldığı, her türlü sömürünün iktidar tarafından meşrulaştırıldığı bir dönemde 8 Mart'ı kadınlar olarak kutlayacağız. HDP Kadın Meclisi olarak daha önce başlattığımız bir kampanya vardı. Bu böyle gitmez, kadınlar izin vermez. 8 Mart'ta yine bu böyle gitmez, ya özgürlük ya özgürlük sloganıyla alanlarda olacağız. Bugün en fazla Türkiye'nin ihtiyacı olduğu çatışmayı değil, ötekileştirmeyi değil, kadın meclisi olarak yine alanlarda ötekileştirmiyoruz, birleştiriyoruz sloganıyla alanlarda olacağız. Emeğimizi birleştireceğiz, cesaretimizi birleştireceğiz, özgürlük mücadelemizi, kadın birleşik mücadelesini birleştirme temelinde çalışmalarımızı, 8 Mart çalışmalarımızı planladık, programladık. Bütün arkadaşlarımız alanlarda olacak. Birinden başlayarak bütün özgürlük tutsaklarına, rehine alınan bütün arkadaşlarımıza yaygın bir biçimde kart gönderme, 8 Mart'larını kutlama ve mücadelelerini selamlama temelinde kart göndereceğiz. Yine kadına şiddete dönük birçok il ve ilçede paneller düzenleyeceğiz, alanlarda olacağız. Gece yürüyüşleri düzenlenecek. Kadın arkadaşlarımızla çeşitli sorunları ve yaşadıkları durumları tartışmak açısından mahalle toplantıları, ev toplantıları, fabrikalarda, atölyelerde
kadınlarla buluşacağız. Esnaf ziyaretleri yapacağız. Kadına dönük her türlü şiddeti, kadının özgürlük talepleri, kadınlar özgürlük olarak neyi talep ediyoruz? Bunu Türkiye toplumuyla, halklarla, kamuoyuyla paylaşma temelinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yine şölenler yapacağız. Kadınlarla buluşmak, kadınların iradesini ortaya koyma, dayanışmayı büyütme. Çünkü moral ve motivasyon olarak manevi değerlerimize, kadına dönük her türlü saldırıya karşı bizim de daha moralli olacağımız, daha güçlü olacağımız, gücümüzü birleştireceğimiz şölenler gerçekleştirilecek. Meşaleli yürüyüşleri planlayan, düzenleyen illerimiz, ilçelerimiz var. Ayın 1'inden 8'ine kadar her il ve ilçede yaygınca çalışmalarımızı yürüteceğiz. 8 Mart'ı da ayın 8'inde her ilde olduğu gibi bütün kadın platformlarıyla ve bu çalışmaları organize eden, içinde yer alan bütün kadın hareketleriyle birlikte HDP Kadın Meclisi olarak da 8'inde merkezi illerimizde, bölgelerde gerçekleştireceğimiz mitinglerle de 8 Mart'ı taşlandırıp 21 Mart'a kadar Nevroz'u da 8 Mart'ın coşkusuyla ve heyecanıyla da özgürlük taleplerimizle de karşılayacağımızı kamuoyuyla ve tüm kadınlarla paylaşmak istiyoruz. Kadınların bu konuda emeklerinin olduğunu, cesaretlerinin olduğunu biliyoruz. Bunun için çok bedel ödendi. Olağanüstü hal koşullarında, kanun hükmünde kararnamelerle kadının bütün kazanımlarının tasfiye edildiği koşullarda kadınlar hiçbir zaman korkuya teslim olmadılar. Kadınlar hiçbir zaman özgürlük talebinden geri adım atmadılar. Ve bugün kamusal alanda tasfiye edildiği gibi kadın iradesi, kadın mücadelesi, aynı zamanda yasal anlamda da yasal düzenlemelerle de kadınların kazanımlarına bir saldırı var. Onun için Orta Doğu'daki kadın gerçekliği her zaman ağır zorluklarla ve şartlarla karşı karşıya kaldığı gibi belki de 2018 8 Mart'ının en büyük özgünlüğü Türkiye'de bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar kadın cinayetinin meşrulaştırıldığı, yaygınca gerçekleştirdiği bir yıldır. Bunun için de dünyada kutlanan bütün 8 Mart'lardan belki de en farklısı Türkiye'de kutlayacağımız, sözümüzü söyleyeceğimiz, tepkimizi koyacağımız, taleplerimizi, özgürlük, demokrasi, barış taleplerini dile getireceğimiz bir 8 Mart olacak. Bunun için çalışacağız. Şimdi de 8 Mart çalışmalarını yapan bütün kadın arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. 8 Mart'ı da erken kutlamış olacağız belki ama demokrasi, özgürlük ve kadın kazanımlarıyla onurlandıracağımız bir 8 Mart'ı hep birlikte kadınlar olarak kutlayacağız. Ya özgürlük, ya özgürlük diyoruz. Teşekkür ediyoruz.